Günaydın, günaydın, günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi uyudunuz mu? Güzel uyudunuz mu? Zinde uyandınız Şöyle hemen mı? konulara başlamadan önce, konuma başlamadan önce söyleyeyim. Kanalımın gelirleri ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Kanalımın gelirleri derken kanalımda para toplanmıyor. Beğeni ve yorumlarla, izlemelerle destek veriyorsunuz. Zaten ben bir kazanç sağlıyorum bu YouTube'dan. O kazancım ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Evet. Büyük bir kaza atlattım. Yani aslında bana göre küçük bir kaza gibi geliyor ama eşime göre çok büyük bir kaza gibi geliyor. Annem görseydi kolun kopmuş ne yaptın sen derdi. Hani hep öyle oluyor ya zaten anne gözüyle görmek, eş gözüyle görmek, işte kendi gözümle görmek daha değişik oluyor. Böyle buna da şükür diyorum ama gerçekten çok şükür. Şöyle düşünürsem evet aslında büyük bir kaza atlattım çünkü suratıma da gelebilirdi diye düşünüyorum. Şimdi anlatmaya devam edeceğim. Merak ediyorsunuz. Kahveyi çok seviyorum biliyorsunuz. Gerçekten kahveyi çok seviyorum. Her gün kahve biraz İçiyorum. soğuk olduğunu hissettiğim zaman götürüyorum mikrodalgaya koyuyorum. Biraz soğuk olduğunu hissettiğim zaman götürüyorum mikrodalgaya koyuyorum. O gün de biliyorsunuz boya badana yaptık evin içinde. Yani eşime kışkırtma amaçlı. Hani boya yapacağım dedim. Eşim de gerçekten gideceğim. Güzel güzel o duvarları boyayacağım diye düşünerekten. Tamam yapabilirsin. Zor ikna ettim zaten. Yapabilirsin dedi. Biz çocuklar da bir girdik. Hani ne diyecek? Ne yapacak? Hani kışkırtma amaçlı boyadım orayı buraya falan. Yorulduk, çıktık. O sen dedi ki işte bir yemek yiyelim. Oze dedi ki anne çok boya yaptın. Çok boya yaptın. O yüzden çok yoruldun. Ben sana yemek alayım. Ozi çok yoruldum ama deme. Yaptım mı yaptım deme. Güzel oldu mu Ozi? Beğendin mi? Güzel. Ama baban yapma dedi ya. Yapamazsın sen yapma sen yorulma dedi ya. Onun için yaptım. Eşan Sultan zevkli miydi? Yes. Biz Eşan'la zevk aldık mı aldık. Baban kesinlikle kızmaz. Eminim buna. Çünkü bizim zevk aldığımız bir şeye baban sinirlenmez ve kızmaz. O yüzden çok rahatım. Sadece görünce azıcık bir şok geçirecek. Onu biliyorum. Hadi bakalım yemeğimizi de yiyelim. Tahçin Bey de yiyor bu arada. Afiyet olsun paşama. Paşama afiyet olsun. Hadi. Gördünüz. O an yemek yedik. Eve geldik. Eve geldikten sonra olaylar yani olay yaşandı. Ya gülüyorum şu an ama gerçekten yaşadığım an çok değişikti ama gerçekten çok değişikti. Canım yanınca çok değişikti. Mikrodalgada ısıttım. Mikrodalganın kapağını çektim. Mikrodalga hafif öne gelince aldım bardağımı aldım kapağı tekrar kapatayım derken elimden bardak kaydı düşünebiliyor musunuz? Yukarıda hayır yukarıda niye tutuyorsun o bardağı değil mi? Şurada tut. Mikrodalgayı öyle düzelt. Elimden bardak kayınca ben öbür elimle bardağı yakalamaya çalışıyorum. Bardağı havada yakalamaya çalışırken de bütün sıcak kahve gerçek söylüyorum buramdan aşağıya yani şu parmak ucuma kadar bütün sıcak kahve döküldü. Ve kahve kaynıyordu yani o derece sıcak kahveydi. Streç siyah bluzum vardı içimde. Onun üstünde tekrardan kapşonlu bir şeyim vardı. Sivitim vardı. İşte onları çıkartırken dedim ki derim kesinlikle bu yanlış yerden böyle kopup gelecek. Yani öyle düşündüm. Allah'ım yardımcılar olsun böyle yanık geçirenlerin falan. Gerçekten zor. Gerçekten zor. O an Oğuzhan'la Eşan yukarıdaydı zaten. Oğuzhan'a Eşan'a seslendim. Oğuzhan herhalde uyuyordu. Duymadı. Eşan Sultan geldi. Neyse çıkarttık falan. Ama yerleri görmelisiniz. Her yer bardak kırığı ve kahve. Ben o an onu düşünüyorum. Bir de temizleyin falan diye. Şimdi buram yandı. Buramda yanık var. Buramda da yanık var. Ama bu taraflarımda da var. Ama o kadar fazla değil. Burasının şöyle baktığım zaman buranın böyle şiştiğini gördüm. Aa dedim şişecek. Şişiyor. Ondan sonra su toplayacak. Ben onları düşünüyorum. Bu çok sızlar. Ne yapacağım şimdi falan. Onları çok... Eşan hemen de 20 dakika suyun altında tutmalısın. Eşan suyun altında tutuyor ama çok soğuk. Annem kolumu hissetmiyorum öyle olunca. Tutmalısın. Eşan 20 dakika boyunca kolumu suyun altında tuttu. Resmen. Ben kolumu hissetmez hale geldim yani. Ondan sonra aloe vera jeller şunlar bunlar. O arada da ben yemek hazırlıyordum. Eşim ve oğlum geliyoruz falan diye telefonda görüştük. 15 dakika falan geliriz. Ben de o ara hemen mercimek çorbası
etli işte nohut, pilav, salata, cacık falan derken yemek hazırlama telaşındayım. Öbür mutfağa koymuşum yemekleri, orada ısınıyorlar falan. Neyse eşim geldi. Onun zaten gelmesi, telaşlanması, onun o telaşlandığı beni daha da bir paniklendirdi. Yani ben normalde telaşlanmıyordum. Sis sis ah kolum falan oluyordu. Hadi gidelim, çabuk gidelim, doktora gidelim, şöyle yapalım, böyle yapalım, ne sürdünüz, ne ettiniz falan filan derken beni sürükleyerek çıkarttı resmen. Ben dedim ki ya bir şey yok bak geçti. Hani bir şey görünmüyor yani, sızlama da geçti. Zaten spor odamız biraz bizim soğuk oluyor. Oranın ısıtma sistemi başka çünkü. Spor yaparken terledikleri için ısıtma sistemi ayrı soğuk oluyor. Oraya giderim ben dedim. Bugün bırakın beni, ben orada yatayım. Çok soğuk olunca kolum çok iyi oluyor dedim. Oraya girdim baktım gerçekten soğukta insan kendini iyi hissediyor. Tamam dedim, geçti, gitmeye gerek yok. Eşim kolumdan tuttu işte, üstüme bir mont attı. Tek kolum takıldı evde, tek kolum takıldı. Çıktık. Kliniğe geldik. Niye geldik? Şöyle azıcık şurama şöyle azıcık kahve döküldü diye kliniğe geldik. Azıcık ha. Şöyle elimin şurasına kahve döküldü. Kliniğe geldik. Bakalım ne diyecekler. Ne diyecek? Eczaneden bir sürü şey almadık mı? Bak biraz önce eczaneye girdik. Değil mi? Aldık. 280 dolar tuttu bir de orası. Yanıkla ilgili ne varsa aldık mı? Yanıkla ilgili ne varsa aldık. Hadi şu inelim. Gönlü rahat olsun babanın. Ama Allah korudu yani. Değil mi? Elhamdülillah çok şükür verdiklerimiz karşı geliyor işte. Evet, ilk defa bu doktora geldiğimiz için ne yapıyoruz? Form dolduruyoruz. İşte ama biliyor musun? Yok bir şey. Bak yok, çok şükür elhamdülillah. Çok değil ki, o da çok değil. Doktor görsün de o karar ver. Parayı aldılar, böyle arkaya yola exit yazıyor. Buradan çık git diyor. Anladın mı? İyileştin nasıl? İyileştin. Parayı ödedin, iyileştin. Hadi. Buradan çağıracaklar herhalde. Bilmiyorum ki. Şurada mı doktorlar? Onu da bilmiyorum. Daha gösteriyor. Diye ilk defa geldik. Bir şey demeyecek ki şimdi aldın, o şeyleri göstereceksin sen, o kremleri göstereceksin. Tamam diyecek, iyi olacak. Para veresin var. Doktor desin dedi. Ha. Evet, direkt görmeye 75 dolar aldı. Ha, merhaba demeyi 75 dolar aldı direkt. Neyse bakalım ne diyecek. Mısırlı bir doktorumuz değil mi? Amcamız. Ha, Mısırlı. Şu Mısırca konuşuyorlar. Mısırca. Mısırca. Korkmadan dille konuşuyorlar. Ha, aynen. İyi doktor ya, ama şey yani Türkiye'deki hastaneler aratmadı. 20 sene önceki hastaneler gibi. Ben dedi bakana kadar dedi, sen şunu ödeyip gelir misin dedi. Vallahi tekrardan mı ödettiler? Allah'ım ya Rabbi, kaçıyoruz mu deseydin? Pansuman parası almışlardır. Aile şirketi. Bunu niye ödetiyor dedin demin, tamam mı? Şimdi, ne dedi? Doktor beni çok sevdi dedin, tamam mı? Ha. Kız bir gün. Bunu mu niye ödetiyor dedi? Bunu sana niye ödetiyor şimdi dedi. Ha. Dedim doktor beni çok sevdi dedim. Güldü dedim, onun için sordum dedim. Kaçacağız mı sen de ne sandın? Çok bir şeyim de yok ha. Geçti yani o spreyi sıkınca fış fış. Bu sprey. Şöyle göstereyim de Allah vermesin gene buradaki arkadaşların başına yanık malık bir şey gelirse, gelmesin Rabbim göstermesin de. Olursa bu sprey güzel geçiriyor. Doktorumuz da geldi. Ne getirmiş? Onu da çekeyim size. Hazırlanıyorsunuz. Kesime geçeceğim. Onu da çektim size. Belki kesin işinize kesin yarar. Kes, kes, kes. Ya şu halde bile biz var ya fingir fingir gülüyoruz ya. Neyse hadi. Dur bekle. Niye? Niye? Ya saçmalama. Ya hayır abartma ya, sadece. Ya bak ya git. Git millet bana gülecek. Bırak. Şey yüzde sana değil mi? Nein. Gel, come. Okay. No, thank you. You look very tired when you came. Thank you. Kullansın diyor. Çok yorgun göründün diyor. Thank you. Bye. Kullan diyor. Çok yorgun görünüyordun geldiğinde diyor ya.
Senin yüzünden hasta sandılar beni. Hasta değilsin, hastaneden iyisin. Hasta değilim çok şükür, elhamdülillah. Bir şey söyleyeyim mi? O başkasının üstüne dökülseydi kolu var ya balon gibi olurdu. Elhamdülillah. Ya? Kapını açın, bekle dur. Sanki hiç açmıyor. Thank you. Hadi. Arabaya bindim. Buraya başlayayım. Tamam. Oturmasın sen şimdi. Oturdum. Şimdi eve ayağını gidince bulaşıklarım vardı benim. Onlar, bulaşıkları. Hemen bir çağırın geldi. Aşkım ya. Ay. Ay. O iyiydi bak. Ne? Hemen beni çağırıp gelsin. Cenaze mi ne zaten? Geberiyorsunuz. Birkaç kişi gelsin eve temizlesin, yapsın esinle ama istemiyorum. Bak temizlik yaparken de olmadı zaten. Kendi kendimi kahvemi ısıtırken oldu. Demek ki neymiş? Neymiş? Koca lafı dinlenecekmiş. Neymiş koca lafı? Kahve ısıtma ya. Bak ya ben soğuk kahve içemiyorum ki. Soğuk mu? Makineden çıkan yeterli. Hayır, makineden çıkan bir kere çok sıcak olmuyor. Ekstra hot kahve içiyorum ben. Ekstra sıcak. O yüzden böyle ekstra sıcak. Çok iyi. Ay, uykum geldi benim. Kaç oldu saat? 7 içerek mi geçiyor daha? Aha. 2 saattir buradayız. Ay. Hadi bakalım. Vallahi bugün de böyle. Bununla geçmiş olsun. Aynen öyle. Rabbim yardım etsin böyle çok yananlara falan. Şuna bak, küçücük bir yer oluyor, şey oluyor, nasıl sızlıyor. Sen canı... Neresi acıyorsa canı orada. Aynen. Hadi. Gördünüz. Gerçekten doktor bey de çok ilgilendi. Yani bu sadece orada yaşadığımız bir şey benim çok dikkatimi çekti. Kahve. Orada yaşadığımız bir şey benim çok dikkatimi çekti. Şöyle bir şey. Girerken zaten girdik, hemen dediler ki şu kadar ödeme var yani. Hani tamam dedik. Hani çünkü belli bir saatten sonra gidiyorsunuz falan filan böyle. Neyse ödemeyi yaptık. Girdik hani giydirilecek, sarılacak, pansuman yapılacak diye. Eşime bir kağıt verdi doktor bey. Dedi bunu öde. Hani ön tarafa git. Ben şaşırdım. Çünkü ben Avustralya'ya geldiğimden beri böyle bir şey görmedim. Böyle bir şey yaşamadığım için şaşırdım. Hani gittiğimiz kliniğe bağlı bir şeydi galiba bu. Bir de o taraf biraz değişik. Yani böyle olayların çok olabileceği falan filan bir yer galiba. O yüzden giren sanırım böyle giydirmesini yapıp, pansumanını yapıp para ödemeden kaçıyor falan. Ben onun için yapıyor olabilirler diye düşündüm. Hala da öyle düşünüyorum. Çünkü ben Avustralya'da böyle bir şey yaşamadım. Yaşayanlar var mı bilmiyorum. Evet, şu an burada sargım var. Burada sargım var. Zaten kapak resminde de gördüğünüz gibi eşim çekti hemen o çık. Hani şey, ben hala hayır küçük bir şey yok falan filan. Ne al diyor. Bak ispatı, adam sarıyor ya. Resmen sarıyor, görmüyor musun? Ama dedim ki bu geçti. Gerçekten yani ben gördüğümde buram şişiyordu. Buramdan böyle nokta nokta şişikler geliyordu. Hani benim gördüğüm olay bambaşka. Ve daha sonraki olay bambaşka. Ama o an aklıma ne geldi biliyor musunuz? Hatta bunun sonra şakasını falan da yaptık kardeşimle falan telefonda konuşurken. Eniştesiyle bayağı bir takıştı. Böyle şakalaştık falan. Öksüz yetimler geldi birden. O kahvenin sıcağıyla benim aklıma öksüz yetimler geldi. Ay nasıl geldi? Neden geldi? Hani bilmiyorum. O an düşünülecek bir şey miydi? Yok, değildi. Tamam. Kaç gün onları düşündüm. Hani ah giydirdiler, giydiriyorlar. Ölçüler alındı. Üzülüyor musunuz? Üzülüyorsunuz. Hani onları direkt aklıma onlar geldi benim. Ondan sonra hatta eşimle şey yaptım. Ya iyi ki öksüz yetimleri giydirdim. Bak senin sayende benim kolum böyle hemencik iyileşti falan filan. Öyle bir şakalaşmamız oldu. Öyle bir şakalaşma da geçti. Sadaka gerçekten önemli. Ben onu bulabilir, onu söylerim. Sadaka gerçekten önemli. Bin tane belayı, bin tane kazayı def ediyor. Ben buna inanıyorum. Çünkü benim kolum bambaşkaydı. Yani ben bambaşka, belki de ben bambaşka mı görüyordum bilmiyorum ama benim buram şişmişti. Buralarım kabarıyordu. Hani buramda şişlikler oluşuyordu. Ya buram zaten çok kötüydü. Yani böyle baktığım zaman çok kötü gördüm ben orayı. Ama o suyun altına soktuk, çıkardık falan filan sonra hiçbir şey yok. Hiç.
hiçbir şey yok. Eşime dedim ki geçti geçti. Sen ilk halini görseydin daha çok telaş yapardın dedim. Geçti dedim ya, şu an hiçbir şey yok. Çok şükür halime. İşte sadakalardan dolayı diyorum. Şimdi biraz böyle şey oluyor. Bir kaşıntı oluyor içinde. Ama ben şuradan şöyle baktığım zaman çok meraklıyım. Şuradan şöyle baktığım zaman şu bileğimin şurasındaki yerde hani kırmızı, kabarık olan yer yok. Bilmiyorum. Yani Eşen Sultan da şaşırdı. Ben de şaşırdım. Ama birdenbire Allah'ın işi işte. Birdenbire sanki gitti. Verdiklerimiz karşı geldi diyorum ben buna. Bir de yer gök dua üstüne. Bu hasta çocukların annelerin bana ettiği dualar. Yardım ettiğimiz kişilerin bana ettiği dualar. O öksüz yetimlerin bize teşekkürleri, dua etmeleri. Yani Afrika'daki çocukların, Afganistan'daki çocukların o ekmek aldıkları zaman sevinçler, o suyun başındaki sevinçler, dualar falan filan. Onlar başka bir şey değil. Gerçekten başka bir şey değil. Mucize diye bir şey yok. Sihir diye bir şey yok. Mucize diye bir şey yok. Sadece dua var. Birbirimize dua edeceğiz. Anlatmaya çalıştım. Çünkü kolumu sargılı da göreceksiniz. Hani bir şey de olacak, göreceksiniz. Asla söylemek istemedim, göstermek istemedim ama hani eninde sonunda bir ucundan görülecek yani. Bir de şimdi benim WhatsApp grubum var. Oradaki bayanlar da hani gördüler. Oradan bir geçmiş olsun yazısı gelecek, bir şey olacak. O yüzden olan bu. Ama çok şükür, hamdolsun. Hamd etmemiz gerekiyorsa işte hastalıklarımıza, böyle kazalarımıza, şeylerimize. Hamdolsun iyiyiz. Rabbim görünen, görünmeyen bütün kazalardan, belalardan cümlemizi korusun inşallah diyorum. Bayram da biliyorsunuz yaklaştı. Bayrama da hazırlıklar falan yapmam gerekiyor. Bugün böyle şimdi bunu konuşuyorum böyle. Bu vloguma da bir şey ekler miyim, eklemez miyim bilmiyorum. Hastayım ben çünkü biliyorsunuz. Ama ya hala durmuyorum ya. Şimdiki sen hala durmuyorsun. Hala duramıyorsun. Hani Eşen de diyor. İyi misin sen? Kolun iyi mi? Eşen gelip gidip soruyor. İyiyim çok şükür. Çünkü şu an ben onun altında hiçbir şey olduğuna inanmıyorum. Yani geçti. Öyle hissediyorum. Geçti yani. Hiçbir şeyim yok diye hissediyorum. Yani o an bambaşkaydı. O düşündüğüm, gördüğüm şey daha bir bambaşkaydı. Ve şu an kolumun durumu bambaşka. Ben buna inanıyorum yani. Zaten birlikte açacağız. Açtığım zaman da göreceksiniz. O yanmayla hani kaç günde geçebilir ki bir yanık. Açtığım zaman da göreceksiniz. Bilmiyorum. İyi olur inşallah. Rabbim herkese şifa versin. Özellikle yanık, böyle sızlama. Bir de şimdi yanıkta neler yapıyorsunuz? Siz de bu videonun altına böyle yorumlarda yazarsanız, hani yorum okuyan arkadaşlar da görürler. Bana çünkü dediler patates rendele koy, elma rendele koy. Ondan sonra başka neydi? Bir tane çok sevdiğim ablam yumurta sarısıyla bir kür tarifi yazdı bana. O kürü zaten yaptım ve kavanoza koydum. O yumurta sarısını yağıyla işte süreceksin, koyacaksın diye. Bir sürü şey yazan oldu. Sizin de bildiğiniz bir şey varsa, sizin de bildiğiniz böyle etkili bir şey varsa hemen alta yazabilirsiniz ki başkaları da faydalansın. Ben eczaneye gittiğim zaman hemen oradan eşim spreyi aldık, işte hemen sıktı. Gerçekten pıst kesti. O spreyin de resmini zaten, ismini, resmini oraya koyacağım. Zaten videoda görmüşsünüzdür. Pansuman yaparken doktorun kullandığı kremin de özellikle resmini çektim. Hani insanlara faydalı olsun diye. Hani çalma değil bu, değil mi? Sonuçta. Yani insanlara faydalı olsun diye. Onun da resmini çektim. Onu da işte videoda da göreceksiniz. Resmini de çektim. Resim olarak, video olarak da onu koyayım. Böyle. Yani başımızdan böyle bana göre küçük dediğim şeyler işte. Bana göre küçücük gibi yanık. Eşime göre oh ne oldu sana? Annem görseydi kolum kopmuş kızım ne yaptın olurdu. Öyle bir şey yaşadık, geçirdik. Telaş yok. İyiyiz çok şükür. Hamdolsun iyiyiz. İşte bu kadar. Anlatacaklarım bu kadar. Ama bayram için derseniz, bayram için dolma sarmayı düşünüyorum. Evet, dolma saracağım. Emine ablamla dolma saracağız. Emine ablamla dolma saracağız. Onun planını yaptım. Artı size değişik bir tarif de vereceğim. Yaprak ve işte dolma içi ve yaprağınız varsa değişik güzel bir tarif. Bildiğiniz dolma değil ama. Bir tarif vereceğim.
Onu da bekleyin. Bayramda yapabilirim. Onu düşünüyorum bayramda yapmayı. Servis de kolay oluyor aslında. Bayram için yapacağım şeyler şu an kafamda gerçekten hiçbir şey yok. Eşhasına zaten kurabiyeleri yapacak inşallah bugün. Bayram kurabiyesi olmadan olmuyor biliyorsunuz. Bu arada evet midem ameliyat olduğum için tekrar söyleyeyim. Mide ameliyat olduğum için yutkunmam fazla oluyor. Onun için kusura bakmayın. Bir değişik bir şey yani. İşte biraz şimdi kahve içtiğim için midemden değişik değişik sesler geliyor. Bu ara gerçekten yemem de azaldı. Yemem de kesildi. Neden bilmiyorum. Yemem de kesildi. İştahım gelmişti. Ne güzel ben 4 kilo falan almıştım. O 4 kiloyu geri verdim. Yemem kesildi. Midem geri küçülmeye başladı. Yani o yüzden biraz fazla yemeye özen gösteriyorum. Herhalde bu kahveden oluyor. Ne gelirse kahveden geliyor benim başıma. Şu kahveden geliyor. Ne gelirse bu kahveden geliyor benim başıma. Herhalde kahveden oluyor. Kahve içiyorum ya. İştahımı kesiyor herhalde. Bilmiyorum. O yüzden çikolatalar yemeye başladım. O yüzden yemek, yağlı yemek yapılınca falan ben yapınca yağlı yerinden böyle 2-3 lokma ekmekle yemeye çalışıyorum. İnşallah iyi olacağım. İnşallah düzelecek. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş diyorum. Uzun olması istemiyorum. Bu videomda şöyle küçük bir açıklama yapayım size. Küçük bir anlatayım dedim yani olayı. Teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz de ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Zil butonumu aktif ederseniz de bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Zamanınızı ayırdığınız için, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.